İzmir yolcuları yerlerini alsınlar. Otobüsünüz kalkmak üzere. Kendine dikkat et kızım. Aman başına bir şey gelmesin. Şunun şurasında bir yılın kaldı. Sen beni merak etme anne. Hayırlısıyla bir bitse şu okulun. Aklım hep sende kalıyor. Merak etme dedim ya anne. Hadi kızım, sağlıkla git. Hoşça kal anne. Güle güle. Abla kolonya. Yavrum. Kurban olayım kızım, yesene. Hiç yemedin. Portakal reçelini severdin sen. Yeni yaptıydım. Ah kızım ah! Kaç kere kapılardan döndüm. Niye çıkmadın görüşlere? Alışayım istedim anne. Yoksa zor olurdu. Bir de yorulma istedim oralara kadar. Yorulmak ne ki a benim deli kızım. Güzelim. İstersen önce bir yıkana, at yorgunluğunu üzerinden. Sonra gene konuşuruz uzun uzun. Olur mu? Devre tamam mı? Tamamdır. Çok içiyorsun şunu be kızım. Anne benim resimlerim nerede? Ah kızım ah! Bir bir yazdıydım bunları. Ama hiç cevap alamadık ki senden. 6 yılı duyunca boşa kira verilmesin dedi abin. Resimlerini, eşyalarını getirdik, aşağıya kalorifer dairesine koydurduk. E
üşümüş ellerin. Oh, bahaneyle iş alıyorum senden. Şapşal, kadınlar iş almaz. Neymiş o? Öyle işte. Yok canım, erkekler iş alır, kadınlar da iş verir, öyle mi? Aman Nil, bırak bu saçmalıkları. Erkan bak ne diyeceğim. Söyle canım. Biz artık evlensek mi? Sonunda, ben de bu teklif bekliyordum işte. Dalga geçmiyorum. Benim hoşuma mı gidiyor sanki her akşam senden ayrılıp yurda gitmek? Düşünsene, her gece birlikte olacağız o zaman. Harika bir fikir bu. Tamam, evleniyoruz. Eller yukarı! Nil Havamsın değil mi? Babaannem söyledi burada olduğunu. Sen de Burak'sın. Bana söylemediler ama ben senin nereden geldiğini biliyorum. Annemle babaannem konuşuyorlardı, duydum. Annem kendini bile bile yaktı, ne yapalım diyordu. Nil hala sana da orada taşları kırdırdılar mı? Ne taşı Burak? Hani Daltonlardaki gibi. Hayır canım. Çok yoruldum bugün. Bir ameliyat vardı, evlere şenlik. Ameliyat mı? Ne ameliyat? Bir 20 yaş dişi. Kırılmış, kök içeride kalmış. Aman ne ameliyat, ne ameliyat. Aa, hiç olur mu ne? Sen misafirsin. Geç otur, rahatına bak. Seyyah olup ayrı düştüm elimden. Bana da bir kandı. Nil kardeş, sen hiç anlatmıyorsun be gülüm. Benlikle düşer belaya. Bela çekmek. Burak! Burak! Hadi bakalım, elin ağzını yıka doğruca derse. Ama anne, ben bütün testlerimi Nil halamla yaptım. O zaman doğruca yata. Öyleyse Nil halam da gelsin. Hadi Burakcığım, yarın gene konuşuruz. Ama ben seninle yatmak istiyorum. Şımardın ama bu akşam. Dayağı yemeden kalk bakayım. Vur, vur da koleji kazanmayayım, görürsün. Nil halamla yatacağım işte, var mı? Bak hala konuşuyor. Tamam Banu. Tamam, var mı üstüne? Bu gecelik halası yatırsın. Ne haliniz varsa görün. Yani Enis bir eser yaratıyorsun bir eser. Nil hala, sen hiç koleje gittin mi? Hayır canım, neden sordun? Herkes oraya gitmemi istiyor da. Bence sen şimdi koleji moleji düşünmeyi boş ver de bir güzel uyku çek kendine, tamam mı? Tamam. İyi geceler Nil hala. İyi geceler. Ha şöyle. Neşesi gençliğe gitmiş kızım. Canım kolay değil bunca yıl oralarda. Hep burada mı kalacak acaba? Nerede kalsın, saçmalama. Hayır canım, ne bileyim ben. Belki gene İstanbul'da yaşamak ister. Ben yapardım kızım. Anne ne zaman bitecekti seninle? Müteahhitlerin işi belli mi olur kızım? Sonbahara dedilerdi ama... Tamam. Yatağın hazır kızım. Sağ ol anne. İyi geceler. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Denizimsin. Serinliğisin yüreğim. Doya doya içime çekmek istiyorum kokunu. Soluğunu duymak istiyorum. 6 yıl oldu. 6 yıl. Bir an önce kavuşmak istiyorum sana. Thank you.
Nil, bu yalnızlık diyorsun bunaltıyor beni. Yaşamın kendisi bu denli hızlı değişirken hep aynı sorularla korunmayı öneriyorsun aslında. Değişim korkutmamalı bizi. Yoksa nasıl tutunuruz yaşama? Ne olur Nil, canım arkadaşım benim. Yalnızlığın seni yıkıp yok etmesine izin verme. Geçecek bu günler. Burayı bulduğun çok iyi olmuş. Ev sahibi ne zor verdi bilsen, canımı çıkardı kontratı yapana kadar. Yalnız çok soğuk. Bir de soba bulabilseydin. Yorgana sarınınca idare ediyorum. Keşke ben de kalabilseydim seninle. Keşke. Ama biliyorsun, İstanbul'da kalmam doğru değil artık. Biliyorum. Bak, bozma moralini. Yine görüşeceğiz. Geçecek bu günler. Bu koca şehirde sensiz ne yapacağım ben? Yazarım sana. Sen de yazarsın. Hiç kaybetmeyiz birbirimizi. Korkma. Ama dikkatli ol, tamam mı? Tamam, merak etme sen. Bak, izlenip izlenmediğini hep kontrol et. Dalma sakın. Burada da ışıkları yakma pek. Mecbur kalmadıkça yakmıyorum zaten. Karanlığa alıştım. Kimseyle görüşmüyorsun değil mi? Hiç kimseyle. Sen beni merak etme. Kaçtaydı trenin? 11'de. Burada ayrılsak diyorum. Gara kadar gelmen doğru olmaz. Haklısın. Bir daha ne zaman görüşeceğiz kim bilir? Kendine iyi bak, tamam mı? Sen de. Seni çok seviyorum. Allah kahretsin, çorabım kaçtı gene. Bıktım artık. Her gün başka bir dert. Ha, akşam söylemeyi unuttum. Özlemler Kanada'dan döndüler biliyor musun? İstanbul'dalar. Ne zaman döndüler? 4-5 ay oldu beni arayalı. Seni sordu, çıkınca mutlaka arasın beni dedi. Telefon numarasıyla adresi var burada. Ben de gidip okul durumumu bir öğrenmek istiyordum zaten. Okul durumunu mu? Yani geri dönmek mümkünse eğer. Hadi Enis, geç kalıyoruz. Daha çorap alacağım. 9'da da toplantım var. Tamam, tamam. Ben hazırım. Hadi gülüm. Akşam görüşürüz. Tamam. Olsaydın yanımda Hanife. Her şey böyle uzak, böyle yabancı gelmeyecekti bana. Kimseyle konuşmak gelmiyor içinden. Oysa ne güzel söyleşirdik seninle. Bakar mısınız? Tamam, ben dilekçenizi işleme sokacağım. Siz önümüzdeki hafta gelirseniz sonucu öğrenirsiniz. Teşekkür ederim.
Alo Özlem, ben Nil. Aynı bıraktığım o güzelliğisin işte. Olur mu? Neredeyse 10 yıl geçti. Hayır hayır, hiç değişmemişsin. Bir de bana bak, ne kadar yaşlandım değil mi? Yok canım, çok iyi görünüyorsun. Ne kadar kaldın orada? 5 yıl 10 ay. 6 yıl desene şuna. Erkan'la ne zaman boşandınız peki? Dur bakayım, 7 yıl oluyor galiba. Bayağı çok zaman olmuş. Dur bir çay daha koyayım sana. Boşanmanı da doğru dürüst yazmadın ki bana. Peki mesele neydi? Bilmem. Kalabalıktan çıkıp baş başa kalınca işin büyüsünü yitirdik herhalde. Bütün bu karışıklığın arasında iyi ki bir de çocuğun olmadı Nil. Yo. Benim bir kızım var Özlem. Bir kızın mı var? Ama... Ne zaman? Boşandıktan 3 ay sonra doğdu. Olamaz. Çılgınsın sen. Peki nerede şimdi? Babasıyla Çeşme'de. Erkan biz daha evliyken iş kurmuştu orada. Peki adı ne kızının? Deniz. Biliyor musun? Sürekli düşünüyorum. Hatırlamaya çalışıyorum ama bir türlü çıkaramıyorum yüzünü. Ziyaretlere hiç getirmedi mi Erkan? Hayır. Kendisi de hiç gelmedi ki. Hay Allah. Bir fotoğrafı da mı yok? Yok. Hiçbir şey yok. Düşünebiliyor musun? Bunca yıl yaşıyorsun. Geriye kırık dökük 3-5 eşya, birkaç nottan başka hiçbir şey kalmıyor. Çok özledim Deniz'i. Çok özledim. 6 yıldır. Dayanamıyorum. Canım. Canım. Üzülme bu kadar. Hay Allah. Ceren uyandı. Alıp geleyim. Çok güzel bir kızım var Özlem. Keyfi yerine geldi tabii. Bak, ne yapalım biliyor musun? Hemen gidip alalım Deniz'i. İmkansız. Bu durumda vermez Erkan. Önce iş bulmalıyım, sonra da ev. Her şeyi hallederiz, inan bana. Ama önce yüzün gülsün, ne olur. Bir aydır gidip geliyorum şuraya, ihale işini bir türlü halledemedik. Ya sorma, ben de öyle. Buyurun, sıra sizde. Şöyle oturun. Şu formu dolduracaksınız, sonra da bana getirin. Hı hı, tamam. Benim dilekçem vardı. Üzülerek bildirmek zorundayım. Okula devam etmeniz şimdilik imkansız görüldü. Anladım, ancak çıkacak bir affın.
Hadi, bir kez daha özgürlüğüne içelim. Sen bir şey yemiyorsun. Sana meyve getireyim. Hele bak kim gelmiş. Kaçak nerelerdesin? Almayacağım seni içeri. Vural, ben gidiyorum oğlum. Ne oluyor ya orada? E baksana seninki daha kapıda başladı atış. Gel hele gel, bu kadar kolay kurtulamazsın elimizden. Hadi oğlum, ne duruyorsun? Geçsene şöyle. Nilciğim, bu ateş. En belirleyici özelliği, periyodik olarak girdiği bunalımlarıdır. Ben sana güzel kadınların önünde foyalarımı meydana çıkarma dememiş miydim? Ne zaman bunalıma girse doğruca bize gelir. Önce merhaba Nil. Merhaba. Hissediyorum. Seni tanıdığıma memnun olacağım. Bilmem. Ne içiyorsun? Aslan sütü mü, üzüm suyu mu? Aynında. Dur, sana bir şeyler hazırlayayım. Bana takılmak mutlu ediyor onları. Ben sadece meyve yiyeceğim. Bir elma verebilir misin? Yok yok, ötekini. Dostluğa ve sağlığa içiyorum. Tanrı bizi bunalımsız günlerden korusun. sizin bunalımlarınız nasıl gidiyor bakalım? Bunalım diyecek halim bile yok benim. Çişe gidebilirsem şükrediyorum. E sana kim git, koskoca şirkete ithalat müdürü ol dedi. Senden ne haber Özlem? Benim bunalımım içeride uyuyor. Senin işler nasıl gidiyor? Bizim Suat'ı biliyoruz. Birlikte mimarlık bürosu açalım diye düşünüyoruz. Düşün düşün. Elindeki 3-5 kuruş da bitince nasıl yaşayacaksın bakalım. Ya sen Nil? Sen hiç konuşmuyorsun. Nil 6 yıldır cezaevindeydi. Çıkalı 10 gün oluyor. Desene, sen de ben de yabancısıyız bu memleketin. Öyleyse gerçekten adaptasyonu içelim bari. Aa, canım benim. Aferin sana. Canım yavrum. Dur bakayım. Aferin. Hayrola, rüyanda mı gördün beni? Yoksa bu sefer başka türlü bir bunalım mı var? Yani senden de hiçbir şey kaçmıyor bakıyorum. Kaçar mı hiç? Şöyle geç, bir kahve yapayım sana. Ama koyu olsun, ancak kendime gelirim. Günaydın. Günaydın. Siz Özlem'le liseden arkadaştınız değil mi? Sen bunu bilmezsin. Kanada'da burnundan getirdi beni. Yalana bak. Sen otur kalk da bana dua et. Sayemde okulu bitirdi. Biz gittiğimizde neredeyse atılmak üzereydi. Bayılırsın benimle uğraşmaya. Peki ya, Nil nasıldı siz lisedeyken Özlem?
Hep suskun muydu böyle? Yok canım, suskun değildir ki o. Dur bakayım, nasıldın? Deli dolu, romantik ve çok inatçı. Öyle mi Nil? Ama şimdi suskun. Başka bir yüzün olmalı senin. Kim bilir, kapıları aralayabiliriz belki biraz. Size iyi günler. Uğrayacağım bir iki firma var. İyi şanslar. Hadi canım. Güzel haberlerle gel, tamam mı? Günlerdir iş peşinde. Öyle yoruluyor ki... bir gün tükenip olduğu yerde kalıverecek diye korkuyorum. Biz de yardımcı olamıyoruz ki. Hepten yabancı kaldık bu şehre. Aslında ben onu bu akşam yemeğe çıkarırım diye gelmiştim ama... söylemeye cesaret edemedim. Ateş, niyetin ne? Bilmiyorum. Bir şey var Nil'de, çekiyor beni. Bak... sanki derinliğine indikçe kendime ait bir şey bulacakmışım gibi geliyor. Ama hayata karşı tepkisizliği ürkütüyor beni. Selam. Merhaba. Ne oldu? Olmadı. Benim tanıdığım Nil bu kadar kolay pes etmez. Geçen kez seni yemeğe davet edecektim ama cesaret edemedim. Bu kez teklifimi yineliyorum. Ne yapalım yani bir gün daha iş bulamadıysan? Ucunda ölüm yok. Artık kesinlikle anladım ki benim gibi birine bu şehirde iş yok. Dur bakalım, o kadar da değil. Suat Dragos'taki restorasyonu bitirdi. Haftaya büroyu açıyoruz. Bizim de çalışırız. Bunu yapamam Ateş. O işe ikiniz yetersiniz. Bana ihtiyacınız yok ki. Nereden biliyorsun? Neyi? Sana ihtiyacım olmadığını. Bak, Kanada'dan dönerken tek düşündüğüm üniversitede çalışmaktı. Ama burada düş kırıklığından başka hiçbir şey bulamadım. Şimdi sen... ara sıra görmek istiyorum seni. Ne dersin? Bilmiyorum.
Böyle sadece kızına tutunarak yaşayamaz. Günlerdir seni düşünüyorum, biliyor musun? Seni ve kendimi. Deniz olmasa ne anlamı var ki bütün bunların? Gel destek olalım birbirimize. Aslında ikimizin de yapmaya çalıştığı şu kalabalığa karışmak. Yokluğumuzda nasıl değiştiğini bilemediğimiz şu kalabalığa. Anlamıyorsun, benim istediğim bu değil. Yaşamak zorundayım, çünkü bir kızım var. Yaşamak zorundasın çünkü bir kızım var, öyle mi? Hayata bu bakışınla, o çocukla mutlu olabileceğine inanıyor musun? Bütün bunları seninle tartışmak istemiyorum. Hem ne istiyorsun benden? Neden benimle uğraşıyorsun? Affedersin, seni kırmak istemedim. Hadi dönelim artık. Böyle dargın mı ayrılacağız? Hayır, dargın değilim. Az önce bana senden ne istediğimi sordun. Bilmek istiyor musun gerçekten? Hayır. Sana yakın olmak, seninle birlikte olmak istiyorum. Anlamak istediğim, sevmek istediğim, yaşamak istediğim her şey sende sanki. Ama sen bütün kapılarını kapatmışsın. Neden? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Nil Hanım, hayırlı olsun. Pazartesi günü sizi bekliyoruz. Peki, teşekkür ederim. Hayrola, erken geldin. Tamam, oldu. Ne? Girdin mi? Hı hı. İşe girdin mi? Canım. Adamı ikna etmem çok zor oldu. Bir sürü soru sordu, ben de bir sürü yalan söyledim. Sonunda oldu işte. Ne var, ne oldu? Sevinmedin mi? Telefon ettim. Müjdeyi verecektim Deniz'e. Erkan konuşmadı benimle. Nil Hanım, şu işin metrajlarını bir kontrol edebilir miyiz? Keşif bedelini mi çıkaracağız? Evet, bir teklif verilecek de. Hesap makinesi var mı? Nil Hanım'ı arıyordum. Bir dakika, vereyim. Şurada oturuyorum. Bu çiçek size. Bana mı? Evet, iyi günler. Sonra devam ederiz. Alo. Selam Nil. Ateş, merhaba. İş yerinden arayamadım. Çiçek için. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kolay. Pazar gününü bana ayırarak. Her şey ne kadar çok değişmiş. Değişim hüzünlendiriyor mu seni? Değişimi yaşamamış olmak hüzünlendiriyor. Bana da bu ülkede hiçbir şey kolay kolay değişmezmiş gibi geliyor. Belki görüntüler değişiyor ama her şey öylesine geleneksel yapılar üzerine kurulu ki. Yanılıyorsun. Değişiyor oysa. Üstelik öylesine hızla değişiyor ki çoğu kez bilincimiz zorlanıyor değişime uymakta. Az ileride durur musun?
Burada. Bu evde oturuyordum. Canım, akşam bıraktığınız taslaklar. Baktım. Hiçbir diyeceğim yok. Çok çok iyi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizden 20 günde bu performansı beklemiyordum. Sağ olun. Bilançolar çok karışık. Şundan bana 3 kopya çıkarır mısınız? Peki. Merhaba. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böylece bu sistemle aydınlatma sorununu büyük ölçüde halledeceğiz sanıyorum. Peki bu alanda yalnızca separatör mü kullanacağız? Olabilir tabii. Sen ne düşünüyorsun Nil? Evet evet, separatör. Selam. Selam. Hayrola, ne oldu? İşten atıldım. Ne yapacağım şimdi ben? Bozma moralini. Söyledim sana. Hatırlıyor musun? Birlikte çalışırız bundan böyle. Daha da keyifli olur böylesi. Hadi. Şimdi önce elini yüzünü yıka, rahatla biraz. Tamam mı? Thank you.
Nereden tanıyordun adamı? Okuldan tanıyorum. Biz öğrenciyken o asistandı. Al bakalım şunu. Şimdi yeni iş yaşamına kaldırıyorum kadehimi. Ateş, söyledim, yapamam. Dur bakalım. Hemen karar verme. Gerçekten ihtiyacım var sana. Bilmiyorum. Birbiri ardı sıra tükeniyor düşlerimiz. Nasıl tutunacağız yaşama? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne zaman çıktın sen? Nasılsın? Kötüyüm. Çok kötüyüm Ayten. Demek böyle. İzmir'den İstanbul'a, İstanbul'dan İzmir'e kaçarak geçirdin günlerini. Evet. İki şehirde de beceremedim. Bunca acıyı, bunca güzelliği boşuna mı yaşadık? Böyle söyleme. Asıl şimdiden sonra yaşanacak. Günlerdir kapanıp saatlerce Hanife ile konuşuyorum, biliyor musun? Yoksa çıldıracağım. Hayır Nil, asıl böyle sürdürürsen çıldırırsın. Keşke Hanife olsaydı yanımda. Her şey çok daha kolay olurdu. Bak, bugünü ancak bugünün insanlarıyla yaşayabilirsin. Mektuplarını hatırlıyor musun? Sana da okurdum. Değişim ürkütmemeli bizi derdi. Hep bu sözü geliyor aklıma. Hayır Nil, geçmişe sığınarak hiçbir şeyi çözemezsin. Hep güçlü oldun sen, yine öyle olacaksın. Ne olur, bir an önce toparla kendini. Haklısın, kendimi toparlamalıyım. İstersen Ankara'ya gel benimle. Yok, gelemem. Ahmet Ankara'da mı? Evet. Ne zaman çıkıyor? Çok var daha. Hep beni konuştuk.
Sen de çok zor durumdasın oysa. Hepimiz kendi payımıza düşeni yaşıyoruz bu keşmekeşte. Tarif etti. Ondan sonrasında annenden öğrendim. Şimdi sen söyle bakalım, niye kapandın buraya? Ben aslında... Bak, bunu buldum. Denizin fanilası. Ama kokusu gitmiş. Bunların hepsini sen mi yaptın? Evet ama eski resimlerim. Çalışmıyorum artık. Ama çok güzel bunlar. Yine denemelisin. Bir anlamı yok artık benim için. Ses, seninle her şeyin çok güzel olacağını söylüyor. Dokun kendine. Dokun, korkma. Yıllardır unuttuğum bir şeyi hatırlatmaya çalışıyorum. Bu sensin işte. Yalnızca sevmek istiyorum seni. Bırak da seveyim. Sen de su harika. Ne? Bir şey içmek ister misin? Şimdi değil.
neredesin ya? Kaç gündür seni arıyoruz. Hadi yürü, ofise gidiyoruz. Dünya kadar iş bizi bekliyor. Sen git, biz geliriz. Biz mi? Hı hı. Anlaşıldı. Kusura bakma. Görüşürüz. Bizim Suat fena kaptırdı. Aklı fikri işte. Bu kadar çabuk kuracağımızı tahmin etmiyordun değil mi? Doğrusu evet. Bana kalsa daha çok beklerdi. Allah'tan Suat sahiplendi de kotardık bu işi. Orası senin yerin. Otursana. Bunlar da Suat'la benimki. En güzel yeri bana ayırmışsınız. Güzellik sırasına göre belirledik yerleri. Yarın işbaşı yapıyoruz, tamam mı? Oldu. Selam. Selam. Hoş geldin. Merhaba. Ateş öyle söz etti ki senden. Tanıştığıma sevindim. Ben de. Ayağın uğurlu geldi. İkinci projeyi de aldık abicim. Kanlıca'daki mi? Evet. Bunu kutlayalım bari ha. İşler birikti. Bir an önce girişmezsek sıkışacağız. Sana boşuna mı taze kan getirdik? Hadi bakalım. Yeni projelerimize içelim. Şimdi kahve servisi benden. Sen de bu arada bir müzik koy. Ne istersin? Sevdiğin bir şey koy işte. Tamam. Ateş. Söyle canım. Sigaran bitmiş, ben çıkıyorum. Bir şey ister misin? Dur, ben giderim. Sen kahveleri hazırla, hemen dönerim. Oldu. Bana da alır mısın? Alırım. Sevgili denizim, yokluğun ölüm demekti yavrucuğum. Karanlığın bomboşluğunda tükenip gitmek demekti. Canım kızım, şimdi koskoca bir özlemsin artık. Hiç yitirmeyeceğim kadar büyük. Özlüyorum seni, çok özlüyorum. Yüreğim acıyor. Yavrucuğum, ellerin küçücüktü. Ağzın da öyle. Saçların lille olmalı. Tenin bembeyazdır mutlak. Her gece başka türlü giriyorsun düşlerine. Ateş sigaranı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne hakla benim çantamı karıştırıyorsun? Neden Nil? Neden 5 yıl boyunca yazıp hiçbirini göndermedin? Çünkü hiçbir zaman eline geçmeyecekti. Ama yazmasaydım dayanamazdım. Sen anlayamazsın, hiçbir zaman anlayamazsın. Böyle sürdüremezsin. Yarın gidiyor. Nereye? Çeşme'ye. Gidip alacağız denizi. Ama nasıl? Basbaya. Çocuğumu istiyorum. Ona artık ben bakacağım diyeceksin, tamam mı? Sabah erkenden yola çıkıyoruz, tamam mı?
sokağın başında durur musun? Beni istemediğine emin misin? Peki, nasıl istersen. Unutma, panik yok demiştik. Merak etme iyiyim. Sadece heyecanlıyım biraz. Bebeği senin aldığını söyleyeceğim. Çok sevinecek. Konuştuğumuz gibi sizi otelde bekliyorum, tamam? Tamam. Bakar mısınız? Buyurun, ne istemiştiniz? Erkan Bey'i görecektim, eski eşi dersiniz. Bir dakika, haber vereyim. Buyurun Allah kahretsin, bela mısın ulan başıma? Denize almıştık. Ama deniz yok ki. Nil, kendine gel! Yok. Ben de denize verdim bebeği. Nil! Vurmayın! Allah kahretsin, vurmayın dedim size! Vurmayın, bilmiyorum! Hiçbir şey bilmiyorum! Hep sizin yüzünüzden! Ne yaptınız? Denize ne yaptınız? Randevunuz var mıydı? Hayır ama çok önemli. Bakın, randevunuz yoksa... Lütfen. Gerçekten çok önemli.
Peki, kim diyeyim? Ateş Sungur. Nil Hanım'la ilgili bir meseleyi görecektim. Evet. Gelebilirler Oya Hanım. Buyurun geçin. Lütfen siz de bizi yalnız bırakın. Nil'e ne yaptınız? Onu ne hale getirdiniz biliyor musunuz? Oysa yalnızca çocuğunu görmek istiyordu. Neden engelliyorsunuz onu? Siz onun arkadaşısınız herhalde. Evet. Lütfen sakin olun anlatayım. Oturur musunuz? Sigara? Hayır. Nil'in içeriden çıktıktan sonra defalarca beni telefonla aradığını biliyor musunuz? Tabii arayacak. Çocuğunu görmek, onunla birlikte olmak en doğal hakkı. Ne çocuğu kardeşim? Demek hiçbir şeyden haberiniz yok. Bizim hiçbir zaman çocuğumuz olmadı. Olmadı mı? Niye uydurdu bunu bilmem. Kaç kez söyledim telefonla. Bu sabah da söyledim. Ağlayarak çıkıp gitti buradan. Thank you.
Ben geldim. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Hepiniz aynı anda geldiniz. Ama müjdeyi ben getirdim sana. Yoksa çıkıyor muyum? Evet Nil Hanım, bu kadar tembellik yeter. Ateş, ne güzel. Çok sevindim. Öyle birikti ki işler. Suat da yetişemiyor tabii tek başına. Bak, gelir gelmez seni de işe koşturacağız, tamam mı? Kaytarmak yok. Keşke hemen gelebilseydim. Ama biliyorsun annem. Hızır gibi yetiştin. Fena sıkıştık. Merak etme, hallederiz. Nasıl oldu ne? Dün çıktı. Annesine bıraktım. Burada ne var ne yok? İçeriği dün bitirdik. Tam bir hafta gecikmemiz var. Sıkma canını, bir hafta ne ki? Dayanamadım. Çok özledim seni, geldim işte. Ne oldu İzmir'de? Sıkıldım, bunaldım. Hoş geldin. Seni çok seviyorum. Ben de. Adaya gidelim mi bugün? Thank you.
Nil! Nereye Nil? Nil! 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 Yoruldum galiba. Anılar da üşüşüverdi birden. Böyle olacağını bilseydin. Yo, hayır. Çok güzel bir gündü. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Üşüdüysen içeri girelim. Hayır. Bir çay daha içmek istiyorum. Niye gelmiyor bu çaycı? Ben gidip alayım. Hı hı. Çay yapar mısın? Biri demli olsun. Buyur abi. Sağ ol. Biri kendini denize attı. Çabuk kaptana haber verin. Kim atmış? Bir kadın.